ABD Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping uzun zaman sonra bir araya geldi ve bu buzların eriyip erimediğine dair de aslında tartışmalara neden oldu. Bu görüşmeyi nasıl okumak gerekir? Hem bölge açısından hem iki otorite gücün birlikteliği bölgeyi ya da oldukları yerleri nasıl şekillendirir? Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la konuşacağız. İki lider tam bir yıl sonra yüz yüze görüşünce aslında denklem Afrika'da denklem ne olacak, Orta Doğu'da denklem ne olacak? Hatta Çin'in kuşak ve yol projesine dair tartışmalar söz konusuydu. Amerika Birleşik Devleti'nin Orta Doğu'daki varlığı tartışma konusuydu. Artık var mı yok mu İsrail saldırılarına kadar bu başlıklar konuşuluyordu. Diren Hanım, görüyorum sizi şimdi. Hoş geldiniz yayınımıza HT360'a. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Tayvan krizinden sonra iki lider bir yıl sonra yüz yüze geldi. Ali Çınar da aktardı. Dedi ki özellikle askeri alanda iletişim tekrar sağlanacak. Böyle bir karar çıktı. Öncelikle bunu yorumlamanızı istiyorum. Ne demek bu? Neden iki liderin ajandasında öne çıkan başlıklardan biri oldu? Tabii. Aslında bu askeri iletişim ne zaman kesildiğine biraz daha belki de odaklanmak lazım. Lütfen. Hatırlarsınız belki Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından aslında Çin bütün askeri köprüleri kapatmıştı. Bu süreçten sonra Tayvan'ı ziyaret eden ABD ile herhangi bir temsilciden sonra ya da Tayvan'daki bir dış politika yapıcının ya da bir siyasi figürün ABD'yi ziyaretinden sonra biz Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok kapsamlı tatbikatlar bütününü Tayvan'da gerçekleştirdiğini gördük. Buradaki kritik nokta şuydu. Bu her tatbikatta ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti ile temasa geçmeye, askeri unsurlarıyla temasa geçmeye çalıştı. Ancak bunun gerçekleşmediği ya da bu temasa cevap verilmediği görülmüştü. Buna istinaden de aslında ABD'nin ciddi bir talebi vardı. Ama Dilek Hanım, şurası çok enteresan. Bu talebin geri çekilmesi, yani aslında artık Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tekrardan askeri bağların oluşturulması da Çin tarafından oldu. Çünkü geçtiğimiz ay Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir askeri forum vardı ve bu foruma Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Austin davet edildi ve bakan katılım göstermedi. Bunun ardından Çinli askeri yetkililer şöyle dediler: ABD kendi kaybetti. Hem diplomatik ve askeri kanal açmak istiyorsun hem gelmiyorsun şeklinde. Ve biz bugün tekrardan askeri bağların oluşturulduğunu, yani o diyalog kapısının açıldığını görüyoruz. Bu çok önemli çünkü Asya Pasifik bölgesi dediğimiz bölge en ufak bir kıvılcımın sözü çok kolay ama gerçekleşme ihtimali çok kötü bir ihtimal. Üçüncü Dünya Savaşı'na varabileceği bir bölge. Tayvan orada, Güney Çin Denizi orada, Doğu Çin Denizi orada ve ABD'nin çok büyük bir askeri üssü var, çok fazla sayıda. Bu doğrultuda aslında bu sadece ABD ve Çin için değil, küresel sistemin geleceği için de pozitif bir durum. Şimdi tabii ki zirvenin yapılacağı tarih önceden planlanmıştı ama şimdi bölgeye baktığımızda, dış politikayı da düşünürsek, görüşmenin zamanlaması sizce manidar diyebilir miyiz? Her ne kadar planlı da olsa, şu anda İsrail saldırıları var. Hatta 3. Dünya Savaşı'nın bu bölgede çıkıp çıkmayacağını da artık tartışıyoruz. Asya Pasifik dediniz ama artık biraz da Orta Doğu'da yeni bir savaş söz konusu mu diye tartışmaya başladık. Ne diyorsunuz zamanlama için? Aslında zamanlama dediğiniz gibi oldukça kritik. Bir bakıma da diğer taraftan normal diyebiliriz. Çünkü bu Filistin ya Gazze'deki süreç başlamadan önce, bu yıkımlar, bu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlamadan önce bütün dünyanın gözü %80 Asya Pasifik bölgesindeydi. Çünkü burada sürekli bir gelişmeler gerçekleşiyordu. Dikkatler biraz daha Orta Doğu'ya yöneldikten sonra biz iki ülkenin de, hem ABD'nin hem Çin'in, aslında hem de bölge ülkelerinin biraz daha rahatladığını görüyoruz. Buna Japonya'yı, ASEAN ülkelerini de dahil edebiliriz. Aslında bu rahatlamanın bir getirisi bu görüşme. İki tarafın da görüşmeye ziyadesiyle ihtiyacı vardı. Çünkü bağlar ciddi anlamda gerilmişti ve bu iki tarafa da zarar veriyordu. Çünkü biz Amerika Birleşik Devletleri tarafından baktığımızda Çin'in o ekonomik kolları dünyanın her yerine yayıldığı için bir bakıma elini kolunu bağlıyordu.
Buna en küçük örnek bana biraz ironik bir örnek geliyor ama geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri bu güneş panellerindeki ham maddenin Çin'den ithalini yasaklamıştı. Ve ardından bir buçuk ay geçmeden ikame edilemediği için bu yasağı geri kaldırdı. Yani bu bile Çin'e bağımlılığını gösteriyordu. Çin tarafına baktığımızda ABD'nin Çin'e karşı oluşturduğu bir Çin tehdit algısı vardı. Ve başta Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO ülkeleri olmak üzere böyle biraz daha Çin'e cız şeklinde yaklaşmak istemiyordu. Onlarla ekonomik ve diplomatik ilişkiye girmekte biraz çekiniyorlardı. Her ne kadar Macron'un stratejik özellik çıkışı da olsa. Yani bu iki ülkenin masaya oturması ne kadar samimiler bunu bilmiyorum. Burada bir parantez açılması lazım belki. Ama hem bölge ülkelerini hem küresel sistemdeki diğer aktörleri de rahatlattı diyebiliriz. Şimdi ne kadar samimilere biraz parantez açalım. Çünkü hem ortada Tayvan krizi var. Ali Çınar da aktardı. Yani Biden kendi ülkeleri ya da bizim modelimiz dışında hala Xi Jinping'in diktatör olduğunu söyledi bu görüşme esnasında. Dolayısıyla hani bir yumuşama var mı yok mu tartışması bir yana, ortadaki krizleri değiştirir mi ilerleyen süreçlerde, ilerleyen adımlarda bu iki ülke arasında? Evet, aslında ben kıymetli Ali Çınar'la görüşmenizde biraz daha size katılıyorum. Çünkü oradaki diktatörün önünde bir ama vardı. Hı hı. Çünkü soruya yönelik verilmiş bir cevaptı. Lakin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'deki siyasi yönetime bakış açısı açık. Ve buradaki yönetimi bir bakıma eleştiriyorlar. Lakin ben bütün süreçte, yani bu iki ülke arasındaki iletişimde bile her ne kadar yüzler gülse de arkada gölge savaşlarının devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla, yani sadece Tayvan, Güney Çin Denizi değil, genel olarak, jeopolitik olarak da bu iki ülke sıklıkla karşı karşıya gelen ülkeler. Biz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Indo-Pasifik dediği bölgede bir çevreleme stratejisi, jeopolitik çevreleme stratejisinden bahsediyoruz. Ve bu çevreleme stratejisi kapsamında Filipinler, Vietnam, Japonya, Güney Kore, Avustralya bütün ülkelerle stratejik anlaşmalar yapıyor. Ya da işte AUKUS Paktı'ndan bahsediyoruz. Örneğin Avustralya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın dahil olduğu. Ve Çin Halk Cumhuriyeti bu AUKUS'tan o kadar rahatsız ki. Çünkü bölgeyi nükleer bir Armageddon'u çevirebileceğini iddia ediyor. Bu kapsamda iki ülkenin aslında rahatsız olduğu çok fazla durum var. Ama bir taraftan da geminin yürütülmesi lazım. Bu doğrultuda ben o parantezin içini şu şekilde doldurmak istiyorum. Evet, görünürde belki ekonomik olarak istişare düzeyinde ilişkiler devam edebilir. Ama bir taraftan NATO içindeki süreçlere baktığımızda, çünkü gün geçtikçe böyle Çin'i henüz bir tehdit olarak net tanımlamıyor ama küresel sisteme ciddi bir zorlayıcı güç, challenger olarak tanımlıyor. Çin tarafından da sürekli olarak ABD'nin Irak deneyimlerinin, Afganistan deneyimlerinin Çin kamuoyuna yansıtıldığını ve ABD'nin eleştirildiğini görüyoruz. Bu iki tarafı düşündüğümüzde ben biraz daha yüzler gülse de arka planda gölge savaşının devam edeceğini ve bu sürecin biraz daha geçici olduğunu düşünüyorum. Yani bir balon kriziyle bütün ipler tekrardan gerilebilir muhtemelen. Şimdi şunu da sormak istiyorum Diren Hanım. Çin ekonomisini kuşak ve yol projesiyle aslında Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada küreselleşme projesini inşa etti. Her ne kadar sahada Amerika Birleşik Devletleri kadar askeri bir varlık göstermese de ekonomik olarak, ticari olarak bir varlığı söz konusu. Ve bu bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri ile de çatışmalı halde. Şimdi bu görüşmeler o bölgeleri biraz daha hem diplomasi açısından hem ekonomi açısından daha da rahatlatır mı? Bir de şunu ekleyeyim buraya. Tabii o bölgelerde tek kutuplu dünya düzenine karşı gelen ülkeler de söz konusu. Belki Çin'in yükselişini buradan da okumak gerekir. Ama merak ediyorum, özellikle bu iki ülke arasında eriyen buzlar şu an için göstermelik de olsa, bu çatışmalı alanlardaki varlıklarını diğer ülkelerle beraber nasıl etkiler, nasıl bir gelecek şekillendirir? Öncelikle bahsettiğiniz vurgu çok önemli. Biz Çin Halk Cumhuriyeti dediğimiz zaman aslında çok kutuplu dünya düzenine atıf yapan ve bu noktada gerek Latin Amerika ülkeleri olsun, gerek Orta Doğu ülkeleri, gerekse Afrika ülkeleri olsun ciddi anlamda destek gören bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zamansa ABD'nin öncülüğündeki liberal ve aşina olduğumuz mevcut dünya düzenini devam ettirmek yolunda ısrarcı olan ve bunu devam ettirmek isteyen
demokratik dünya düzenine saygı duyulması gerektiğini ifade eden bir aktörden bahsediyoruz. Zaten dünya düzeni düşüncesi noktasında bu iki taraf birbiriyle zıt. Ama sizin vurguladığınız husus şu açıdan önemli. Şimdi biz bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak yol girişinin 10. yılının 10. yılının içerisindeyiz. Çin bu 10. yılı kutluyor ve bu girişim aslında bir ahtapot kolu gibi dünyanın her noktasına ulaşmış durumda. Bugün Avrupa Birliği'nin içerisinde bile her ne kadar örneğin İtalya bu girişimden çekilmek noktasında beyan belirtse de ulaştığını görüyoruz. Bu doğrultuda Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD arasındaki bu uyumlaştırma süreci ya da sürecin biraz daha yumuşaması belki gerilimleri biraz daha yavaşlatacaktır. Ama ben bu hat üzerindeki ülkelerin, diğer ülkelerin biraz daha koltuğundan çekilip sürecin nereye evrileceğini takip edeceklerini düşünüyorum. Çünkü bizim yorumladığımız şeyi onlar da yorumluyorlardır. Bu iki karakter birbiriyle o kadar zıt ki görünüşte her ne kadar süreç düzgün ilerlese de alt kısım dalgalı olacaktır ve kendileri de mevcut süreçten devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Diren Hanım çok çok teşekkür ederiz. HT360'a katkılarınızdan ötürü çok çok sağ olun. Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la ABD ve Çin arasındaki yakınlaşmayı konuştuk.